Siber dolandırıcılar iş başındaydı ve özel bir bankanın müşterileri bir sabah uyandığında hayatları kabusa döndü. Sahtekarlar mobil bankacılık uygulamalarına sızdı ve yüzlerce kişi adına kredi çekip kendi hesaplarına aktardı. Canan Marangöz ve Sebahattin Kıvrık'ın özel haberi. 700 bin TL olarak 7 seferde 100 bin TL şeklinde hiç tanımadığım, bilmediğim insanların hesabına havale edilmiş gözüküyor. Kredi çekiyorlar, ondan sonra bir hesaba EFT ediyorlar. Bir gece ansızın hesaplarından krediler çekildi. Ne onay kodu ne de bildirim geldi. Her şeyi siz yapmışsınız diyor ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Uyandıklarında ise artık çok geçti. 100 bin TL kredi, 50 bin TL artı para, iznimiz, onayımız olmadan tanımadığımız kişilere EFT yapılmış. Özel bir bankanın müşterileri son günlerde aynı şikayetle çaldı savcılığın kapısını. Toplamda 559.500 TL mağduriyetim oluştu. Adıma kredi kullanıldı, para transferleri yapıldı. 5. ayın 10'unda gece saat 2.30'da hesabıma girilmiş, mobil hesabıma. 275 bin lira yakın bir kredi çekilmiş. Ondan nakit param vardı, o çekilmiş. O yüzlerce mağdurdan bir tanesi de Ramazan Badur'du. O gece vakti çekilen krediyle beraber neye uğradığını şaşırdı ve o krediyi de ödemek zorunda kaldı. Hiç çekmediğim parayı kullanmadım, 1 lirasını bile kullanmadım parayı bana ödetmek zorunda bıraktılar beni. Dolandırıcılar oltalama ve antivirüs saldırıları aracılığıyla telefonumuza casus bir yazılım yüklenmesine sebebiyet verebiliyor. Gece 2 ila 5 aralığında, yani diğer bir ifadeyle kriminal zaman diliminde vatandaşların hesaplarından para çekilmesine neden oluyor. Adıma kredi tanımlanmış, hemen bir dakika sonra tanımadığım insanlara EFT yapılmış. Mağdurların hesaplarından üst üste aynı şekilde çekilen krediler bankanın güvenlik açığı mı var sorusunda beraberinde getirdi. Tüketici mahkemesine şikayet yağdı. Yine gece sabaha karşı 94 bin ve 91 bin ki sevklere de blok koyması gerekiyordu. Hesapları boşaltılan ve isimlerine kredi çekilen yüzlerce mağdurun hukuk mücadelesi aylardır devam ediyordu ve tüketici mahkemesinden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Mağdurlardan birinin kredi ödemesi durduruldu. Hesabından bilgisi ve iradesi dışında yapılan kredi çekip dolandırılan miktarlar için nihai karar verilene kadar herhangi bir faiz ve komisyon ödemeyecektir. Ana parayı da ödemeyecektir. Yüzlerce mağdura umut olan bu kararla birlikte üzerine kredi çekilen diğer müşteriler de aynı sürecin işlemesini bekliyor.